11 Şubat Perşembe akşamındayız. Saat 19 ve her zamanki gibi günün gelişmeleriyle ben Soner Yüksel, STV Ana Haber'de sizlerle birlikte olacağım. Bugünkü bültenimize dikkat çeken bir EFT dolandırıcıyla başlıyoruz. Kulaklarımıza küpe olsun, başkalarının canı yanmasın diye. Zira Türkiye genelinde de oluyordu ama son dönemlerde Eskişehir'de de yoğunlaşmaya başladı ve yaklaşık 19 kişiyi bu yöntemle dolandıran çete ele geçirildi. Ne yapıyorlar bu çete unsurları? Önce bir inşaat firmasını, sahte bir inşaat firmasını güven sağlamak için çalışma yaptıkları, alışverişte bulundukları, örneğin araç satın alma işlemi yaptıkları kişilerin güvenini sağlıyorlar. Bunu garanti göstererek. Ardından bu alım satım işlemlerini gerçekleştirmek için çok kritik bir saat seçiyorlar. Bu saat EFT saatinin mümkün olmadığı bir saat. Dolayısıyla EFT'yi yapmış gibi gösteriyorlar. Alım satım işlemini gerçekleştiriyorlar. Ancak bu işlem gerçekleştikten hemen sonra bu işlemden vazgeçiyorlar ve karşıdaki insanı mağdur ediyorlar. Yasal olarak da aslında elini kolunu bağlıyorlar. Araç alıp satarken, ev alıp satarken lütfen daha dikkatli, daha tedbirli olalım. Bu çete çökertildi ama çökertilmeyen, yakalanmayan daha pek çok dolandırıcı var. Biz olalım, önlemimizi kendimiz alalım ve bültenimize de bu haberin ayrıntılarıyla başlayalım. Önce kendilerine ait olduğunu iddia ettikleri inşaat firmasını göstererek güven telkin ediyor, sonraysa araç devir işlemleri için araç sahibini notere EFT saati geçtikten sonra götürüyorlar. Satış işlemleri tamamlandıktan sonraysa EFT işlemini iptal edip paranın satıcı hesabına geçmesini engelliyorlar. Üstelik bununla da kalmayıp arabayı hemen bir başka masum kişiye satarak araçtan gelir elde ediyorlar. Eskişehir'de bu yolla insanları dolandıran 8 kişi teknik takip yoluyla nitelikli dolandırıcılık suçundan yakalandı. Yakalanan şahısların Eskişehir ve çevre illerde araçlarını satış için internet sitesine koyan 19 vatandaşı daha bu yolla dolandırdıkları tespit edildi. Burak M. isimli kişi, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan teknik takip sürecinde suçüstü yapılarak araç dolandırıcılık suçundan çıkartıldığı adli makamca tutuklanırken, Burak M. ile beraber hareket eden diğer 6 arkadaşı da 10 farklı adrese yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen kişilerin ise savcılıktaki sorguları devam ediyor. Ayrıca 8 şüphelinin bir hafta içerisinde yaptıkları 5 dolandırıcılık olayı tespit edilerek araçlara el konuldu. Otoparka çekilen araçlarla ilgili son kararı ise mahkeme verecek. Bugün Eskişehir Şehir Hastanesi'nde bir kaos olduğu konuşuluyor. Kaosun sebebini, daha doğrusu bununla ilgili iddiaları bugün Ali Baş köşesine taşıdı. Kaosun sebebi şu: ücretsiz izne çıkarma. Hastanede bazı personeller izne çıkarılacak, ücretsiz izne çıkarılacak, haliyle gelirleri düşecek. Bununla ilgili personelin özellikle referansları arasında bir çatışma olduğu öne sürülüyor. Yani hastanede işe alım sürecinde Adalet ve Kalkınma Partili ve Milliyetçi Hareket Partili referansları olanlar arasında bir çatışma ortamı olduğu, hastane yöneticilerinin de bu konuda bununla ilgili bir takım söylemlerde bulunduğu, hamlelerde bulunduğu iddia ediliyor. Merak edenler için bakalım şehir hastanesinde ne yaşandığı iddia ediliyor. Son günlerde Eskişehir Şehir Hastanesi personeli arasında ciddi huzursuzluklar yaşandığı iddia ediliyor. Ücretsiz izinle ilgili huzursuzluğun siyasi boyutları olduğu ve kaos boyutuna ulaştığı ifade ediliyor. Gazeteci Ali Baş, 11 Şubat tarihli Anadolu Gazetesi'nde yer alan köşe yazısında bu konuya yer verirken iddialar hakkında çarpıcı detaylar paylaştı. Personelin hangi kriterlere göre ücretsiz izne çıkarıldığını soran Baş, hastane açılırken işe alınan personelin referansları arasında MHP'li ve AK Partili yöneticiler olduğunu ve huzursuzluğun kaynağında bunun yer aldığını dile getiriyor. Ali Baş, ücretsiz izne çıkartılanların çoğunun AK Partili referansı olan personel olduğu, hastane başhekiminin biz MHP'liyiz, MHP'lileri işten çıkartamayız dediğinin iddia edildiğini yazarak, konu hakkında sağlık müdürü, hastane yöneticileri ve siyasi parti temsilcilerinin cevap hakkına sütunlarının açık olduğunu belirtti.
Bu sene biliyorsunuz Yunus Emre yılı ilan edildi. Yunus Emre ve Türkçe yılı. Dolayısıyla gözler Eskişehir'in Miyalıçık ilçesine çevrildi. Yunus Emre köyüne, mahallesine çevrildi. İyi Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu da Yunus Emre ve çevresindeki köylülerle bir araya geldi. Onların istek ve taleplerini de Meclis Genel Kurulu'nda meclis kürsüsünden dile getirdi. İsteklerin içinde tabii ki bir doktor talebi de yer alıyor. İnanıyorum ki 2021 yılı ülkemizde törenlerle kutlanacaktır. Bununla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerekli olan şeyler yapacağına ve Yunus Emre'nin çağına uygun bir 2021 geçireceğimize inanıyorum. 2021 yılının Yunus Emre'yi anma ve Türkçe yılı olarak ilan edilmesi münasebetiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda gündem dışı söz alan İyi Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu, Yunus Emre ve çevre köylülerinin Yunus Emre'de Boğaziçi Ekspresi'nin durması ve bir sağlık personelinin istihdamı konusundaki taleplerini dile getirdi. Eskişehir ili Miyalçık ilçesi Yunus Emre mahallesinde büyük düşün adamı Yunus Emre'nin türbesi bulunmaktadır. Yunus Emre dünya çapında bilinen, görüşleri herkes tarafından takdirle karşılanan büyük bir manevi değerimizdir. Sayın Cumhurbaşkanı 2021 yılını Yunus Emre'nin ölümünün 700. yılını anma ve Türkçe yılı olarak ilan etmiştir. Yunus Emre mahallesi ayrıca Yayla, Karaçam, Celdit ve Adahisar'ında merkezi konumundadır. Böylesi maddi ve manevi özellikleri olan merkezde hiçbir sağlık personeli bulunmamaktadır. Yunus Emre ve civar köylüleri gelip geçen trenlerin seyircisi durumundadırlar. Yunus Emre ve çevre köylüleri Yunus Emre'de Boğaziçi Ekspresi'nin durmasını ve bir sağlık personelinin istihdamını talep etmektedirler. Sayın Ulaştırma Bakanı'na ve Sayın Sağlık Bakanı'na iletirim. Teşekkür ederim. Malumunuz kısıtlamalarla yaşıyoruz. Kısıtlamalardan belki de bir parça kurtulmanın yolu da eğer imkanınız varsa hafta sonları köyde, bağda, bahçedeki evinize gitmek ya da malum bazı tatil beldelerinde biliyorsunuz yasak oralara uğramıyor. Oralarda meşgul olmak ama hafta sonu dolayısıyla evini bırakıp gidenlerin sayısı çoğaldı demek bu. Dolayısıyla hafta sonunu bekleyen, hafta sonunu fırsat bilen hırsızların sayısı da çoğaldı. Bu konuda anahtarcılar bazı tavsiyelerde bulunuyor. Bu tavsiyelerden bir tanesi de gizli kilit. Pandemi nedeniyle hafta sonları köyüne ya da sakin yerlere gidenlerin sayısı artınca hırsızlık olayları da artmaya başladı. Anahtarcı Naime Boz, son günlerde artan bu hırsızlık olaylarının önüne geçilebilmesi için vatandaşlara üçüncü bir gizli kilit önerisinde bulundu. Mutlaka gizli kilitler taktırılsın. Biz her zaman söylüyoruz. Normalde kapıyı çekip çıkan çok fazla. Bakkala giderken bile, markete giderken bile kapılarınızı kilitleyin diyoruz. Çünkü çekili kapıyı açmak çok basit. İki tane kilidimiz var yetmez mi diyorlar. Yetmiyor. Bir tane de üçüncü gizli bir kilit takıyoruz biz. Hiçbir şekilde hırsız onu göremiyor ve açamıyor. Özellikle pandemi sürecinde gizli kilide rağbet oldukça arttı. Rağbet çok fazla. Haddinden fazla rağbet var. Çünkü kapının görünmeyen bir yerine takıyoruz ve dışarıdan kesinlikle kapıda kilit olduğu belli olmuyor. Bu da bizim geliştirdiğimiz bir sistem. Çok memnun oluyorlar ve çok da arttı bu gizli kilit takmaları. Neden? Hırsızlıklar çok fazla. Yani memnun kalıyorlar. Tavsiye ederim. Uzun bir zamandan bu yana evinde olan sokağa çıkma kısıtına maruz kalan vatandaşlar bir de hafta içi de olsa maalesef gidip oturamadığınız lokantalar var. İki kesim de zorluk çekiyor. Genelde esnafın sesine kulak veriyoruz. Bu kez esnafı ve kısıtlamaları vatandaşa sorduk. Covid-19 vaka sayılarının artışa geçmesiyle birlikte bir süredir hafta sonu tüm gün, hafta içi de akşam 21'den sonra sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Aynı şekilde kafe ve lokantalarda müşteri almayarak sadece paket serviste hizmet veriyor. Eskişehirli vatandaşlarsa kısıtlamaların kaldırılması ve kafe, lokanta çalışanlarının da daha fazla mağdur edilmemesi gerektiğini ifade ediyor. Şu uçunlardan bıktım ben. Yemin ediyorum bıktım. Evde ben hiç takmam. Evime yaklaştım, çıkartırım atarım bunu. Peki kafeler, lokantalar kapalı. Onlar da şimdi ekonomik olarak zor bir dönemden geçiyor. HES koduyla müşteri alalım diyorlar. Sizce bu kafeler, lokantalar açılmalı mı? Açılmalı ki şöyle açılmalı ki. Ben diyorum bak.
kahveler mesela, restoranlar, her taraf kapalı. Bu esnaf ne yapacak? Bunun kirası var, adam çalıştırıyor. Elimde böyle yapayım, kusura bakmayın. Yazık, günah değil mi? Onlar da çoluk çocuk besliyorlar. Ben de çalışıyordum, ben de bıraktım. Kasap olarak çalışıyordum ben. Valla bu yasa kalırsa daha iyi olur. Millet perişan olmuş. Her şey sıkıntılıdır. Serbest olsa daha hoş olur. Nasıl olsa herkes sevdirlidir. Maskeyle geziyor. Kendi dikkat ediyorlar. Başka ne diyeyim? Şimdi kafeler ve lokantalar hala kapalı. Onlar da HES koduyla müşteri alalım, açalım diyorlar. Sizce daha iyi olur. Biraz erken olsa da daha iyi olur, evet. Böyle lokanta, her şey serbest olsa daha hoş olur. Nasıl olsa millet dolaşıyor. Baksana. Herkes oturmuş. Kahve niye kapanıyor? Lokantayı niye kapatıyor? Açık olsa daha iyi olur. Kısıtlamalar bu şekilde devam etmemeli. Çünkü hafta sonu virüs var da hafta içinde yok mu? Veyahut da gece var da gündüz yok mu? Yani kısıtlamalar saçma. Olacaksa tam bir kapanma olsun. Tamam, ekonomik zararlar veriyor belki ama tam bir kapanma olsun ki tamamen kurtulabilelim. Bununla sürüncemede kalıyor yani hastalık. Kafe ve lokantalar mesela şu an hani kapalı. Onlar da ekonomik sıkıntı yaşıyorlar. Esnaf çok sıkıntı yaşıyor şu an. Onlar da HES koduyla açılalım diyorlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Açılmalılar mı? Vallahi bu kadar insan geziyor. Açılsınlar yani. O insanlara da yazık. Herkes ekmek derdinde. Aç millet yani. Onun için açılsın. Çünkü kısıtlamaların da bir anlamı yok. O gün var virüs, bugün yok. Yarın var, öbür gün yok. Yani açılsın ki insanlar biraz doysun yani. Zaten görüyorsunuz dışarı çok kalabalık. Kendi sağlığımız için, tüm insanların sağlığı için gerekli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Devam etmeli. Evet, tabii ki. Şimdi kafe ve lokantalar hala kapalı. Evet. Onlar da HES koduyla açılmak istiyor. Ne düşünüyorsunuz? Sizce açılmalı mı? HES kodu olursa açılmalı. Kimi vatandaş şöyle diyor. Hani kurallara uyalım ve kurallara uyarak hani kısıtlamalar yavaş yavaş kaldırılabilir diye bir ifade oldu az önce. Ne düşünüyorsunuz? Doğru olduğunu düşünüyorum. Evet. Kimisi de bunaldı bu kısıtlamalardan. Çok bunaldık ama gerçekten baştan da söylediğim gibi hem kendi sağlığımız hem çevremizin sağlığı açısından gerekli, olması gerekli. Uymaya çalışıyorum elimden geldiğince ve tüm insanların da, tüm Türkiye'nin de, tüm dünyanın da bu kurallara uymasını temenni ediyorum. Ne düşünüyorsunuz, bu kısıtlamalar devam etmeli mi? Etmesin ya, ne etsin ki? Gündüz hafta için normal nasıl öyle olması lazım. Gündüz zaten insanlar çıkıyor biliyorsunuz. Devamlı çıkıyor tabii. Kafeler ve işletmeler, işte lokantalar kapalı. Onlar da HES koduyla açılmak istiyor. Ne düşünüyorsunuz peki? Onlar açılmalı mı? Açılsın ya. Yazık onlara da, yazık ya. Onlar para kazanamıyor. Mağdur durumda. Bence açılsa iyi olur. Türk Eğitim Sen, Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bugün yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. Türk Eğitim Sen Şube Başkanı Aydar Urfalı, öğretmenlere kötü davrandığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Kerim Erzincanlı'nın herhangi bir ceza almadığını ve tekrar görev yerine geri başlatıldığını dile getirerek Milli Eğitim Müdürlüğü'nü kim yönetiyor diye sordu. Türk Eğitim Sen Eskişehir Şube Başkanı Haydar Urfalı, Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Kerim Erzincan'ın toplantılarda öğretmenlere kötü davrandığını iddia etti. Öğretmenler kurul toplantısında tüm öğretmenlere hitaben saf mısınız, daha da ileri götüreyim, salak mısınız dediği, hatta burada ifade edemeyeceğim galiz küfürler ettiği, sürekli olarak bağıran ve azarlayan bir tavırla konuşmalarında masayı yumruklayarak öğretmenleri baskı altına almaya çalıştığı sübuta ermiştir. İlgili okul müdürünün açılan soruşturmalara rağmen herhangi bir ceza almadığını ve çalıştığı kuruma idareci olarak tekrardan görevlendirildiğini ifade eden Urfalı, Milli Eğitim Bakanlığı'nı kim yönetiyor diye sordu. Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerince hakkında yürütülen soruşturma sonucunda düzenlenen 1.04.2020 tarihli soruşturma raporunda tespit edilmiştir. Soruşturma raporuna göre ilgili hakkında disiplin yönünden maaş kesim cezası, idari yönden ise görev yeri değişikliği teklifleri getirilmiştir. Nisan 2021'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderilen soruşturma raporunda getirilen tekliflerin gereği kasıtlı olarak geciktirilmiştir. İlgili okul müdürü eğitim kurumları yöneticiliğini yeniden görevlendirme kapsamında görev yapmakta olduğu kuruma
19.06.2020 tarihinde yeniden görevlendirilmiştir. Ardından Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tüm teamüllerin ve mevzuatın aksinde teklif edilen cezayı hafifleterek kınama cezasına çevirmiş. İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu da bu cezaya yapılan itirazı kabul etmiştir. Böylece yüzlerce öğretmene yapılan hakaret ve küfür cezasız kalmıştır. Bu kararla denilebilir ki artık öğretmene yapılan hakaret ve küfür cezasız kalacaktır. Bu durum kabul edilemez. Kararda emeği ve çabası olanları, başta sözde sendika temsilcilerini şiddetle kınıyoruz. Bu durum, bu kararı alanlar için bir utanç vesikasıdır. Belki 40 yıl düşünsek aklımıza gelmezdi ama pandemi öğrencilere okullarını özletti, hasret kaldılar. Haliyle öğretmenler de öğrencilerini özledi. Okullar onlar olmadan, onların kahkahaları olmadan bir anlam ifade etmiyor. Eskişehir'de öğrencilerine olan özlemi dile getiren, bunun için de bir klip hazırlayan bir okul var. Şehit Mustafa Türker İlkokulu. Bir klip hazırlamışlar, sosyal medyada paylaşmışlar. Çok da ilgi görmüş. Öğrenciler de bu görüntülerle bir nevi hasret gideriyorlar. Pandemi nedeniyle kapanan okulların boş kalması eğitimcileri de etkiledi. Öğrenciler okullarını, sınıflarını özlerken öğretmenler de öğrencilerini özledi. Bu kapsamda Şehit Mustafa Türker İlkokulu personeli tarafından pandemi sürecinde okulda yapılan çalışmalara dikkat çekilen ve öğrencilere korunma yollarının anlatıldığı bir klip hazırlandı. Okulda biz her gün hazırlık yaptık, kuralları tek tek duvara astık. Proje sahibi Şehit Mustafa Türker İlkokulu Müdür Yardımcısı Dilek Karakuyulu da bizzat klipte yer alarak öğrencilere seslendi. Yasaklar başladı, eve kapandık, herkes panik oldu, korkuya daldık. 14 kural yaşam tarzımız oldu, maskeni tak hemen hayat karartma. Dengeli beslenip sporunu yap, uykunu tam alıp güçlerine bak. Ellerini yıka, temizliğe bak, virüsleri yok et, rahatına bak. Okul müdürü Mahfuz Sevinç de aşı çalışmalarının başlamasıyla beraber okulumuzda tekrar sağlıkla bir araya geleceğimiz günleri iple çekiyoruz diyerek öğrencilerine olan özlemini dile getirdi. Sevgili çocuklar merhaba. Koronavirüs salgını nedeniyle uzunca bir zamandır okulumuzdan ayrısınız. Bizler sizleri çok özledik. Sağlıklı bir ortamda eğitim görmeniz için okulumuzu her yönden hazır hale getirdik. Aşı çalışmasının da başlamasıyla okulumuzda tekrar sağlıkla bir araya geleceğimiz günleri iple çekiyoruz. Görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Şehit Mustafa Türker bir öncü olsun. Sosyal medyada yayınlanan klip büyük beğeni toplarken uzun zamandır okullarından uzak kalan çocuklar da okullarından görüntülerinin yer aldığı bu klibi özlemle izledi. Okul sizi bekler, hijyen içinde çocuk sesi dolsun, okul şen olsun. Emeği geçenlere teşekkür ederim. Gayet güzel, sevimli, sempatik, içimizi böyle bir parça umutlandıran bir klip olmuş. Ama haberler hep içimizi umutlandıran türden değil. Yaşam forumları, dünyaya hiçbir faydası olmayan yaratıklar bu kez Sivrihisar'da Kaymaz'da iş başındaydı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce av tüfeğiyle yaralanan bir köpek, orada zabıtanın ve çevredekilerin zamanla mücadelesiyle hayata tutunabildi ama ne yazık ki bir ayağı ampute edildi. Pandemi döneminde özellikle de Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine bağlı Kaymaz mahallesinde bir köpek henüz kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce av tüfeğiyle sağ ön ayağından ağır yaralandı. Yaralı köpek Sivrihisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince kent merkezindeki Cengiz Topel Caddesi'nde bulunan özel bir kliniğe son anda yetiştirildi. Bunu yapan insanlara gerçekten de vicdan yoksunu, insanlık yoksunu olarak adlandırmak lazım.
Nasıl kıyabilirsiniz? Yaklaşık 65 kilometrelik yolda yaşam savaşı veren ve klinikte tedavisine başlanan köpeğin yaralı ayağının adeta parçalandığı anlaşıldı. Ayağını kaybeden köpeğe müdahale eden ve tedavi altına alan veteriner hekim Mustafa Sayın olayın nasıl geliştiğini anlattı. Ateşli silah yaralanması olarak geldi kliniğimize. Maalesef bacağı kurtaramadık ama hastamızın genel durumu iyi. Bir haftalık bir tedavi periyodu var. Ondan sonra inşallah 3 ay olarak hayatına devam edecek. Maalesef çok yaralı bir şekilde geldi. Çok kötü bir vaka olarak geldi. Çok fazla kan kaybetmişti. Yaralar baya nekroze olmuştu. Sinirler, bağ dokular tamamen parçalanmıştı. Buradan yan tarafından giren kurşun ya da benzeri bir şey öbür bacağından çıkmış şekilde olmuş. Yani biraz daha yukarı gelse bu hayvanın kalbine denk gelip ölümüne sebep olabilirdi. Bu can şanslıydı ama şanssız bir sürü canlı var. Yakın zamanda buna bir sahiplenme çıkabilir diye düşünüyoruz. İnşallah bir yuva bulursa daha mutlu olacağını düşünüyorum. Eskişehir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan iki kişiden biri tutuklandı. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Orhan Gazi Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda iki şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda 6,58 gram metamfetamin maddesi, 12 adet sentetik ezza maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Şüpheliler MD ve UB uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınarak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şüphelilerden UB serbest bırakılırken MD isimli şahısa çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yine içinizi ısıtacak bir sevgi hikayesiyle, haberiyle devam edelim. Memduh Çetin amca, eşi felçli, gün ışığına çıkması gerekiyor. Yaşam alanı sınırlı, çok hareket edemiyor. Onun için elindeki imkanları seferber etmiş, kapısının önünü çiçeklerle donatmış. Küçük bir park yapmış kendi dünyalarında. O parka da Aşıklar Sevgililer Parkı adını vermiş. Memduh Mücella Çetin çifti, 55 yıllık evlilik hayatlarında karşılaştıkları bütün zorluklara beraber göğüs gerdi. 55 senelik hayat arkadaşım, daha bir gün birbirimize kötü söz söylemedik. 15 yıl önce felç geçirerek fiziksel sorun ve konuşma bozukluğu yaşayan eşiyle yıllar boyunca ilgilenen Memduh Çetin, onun rahat etmesi için elinden geleni yaptı. Doktorların tedavi sürecinde güneş ışınlarından yararlanması gerektiğini belirtmesi üzerine harekete geçen 78 yaşındaki Çetin, evinin önünde bulunan kaldırımı düzenleyerek adeta yeni bir yaşam alanına çevirdi. Ailem hastalandı, %80 sakat. Belediyeden 3 tane oturak aldım ve bu güneş görecek, vitamin alacak, güneş vitamini dediler ve bunu böyle yaptım. Benim için yaptı. Çok iyi oldu. Ben sevindim. Ben köylü kızı olduğum için bizim köyde bahçemiz vardı. Böyle çiçekler ekerdik. Çok güzel olurdu. Memduh Çetin, ilerlemiş yaşına rağmen eşi için yaptığı alanda bulunan onlarca ağaç ve çiçeğe gözü gibi bakıyor. Sabah kalkarım, çayımı demlerim. Burada 2 bardak çay içerim, çiçeklere bakarım. Anımı kaldırırım. Sevgililer ve Aşıklar Parkı adını verdiği alanda birçok çiçek ve ağaç türü yetiştiren Çetin, belediyeden aldığı banklar sayesinde isteyen herkesin oturarak vakit geçirmesini de sağlıyor. Güneş çıkıyor, buraya güneş vitamini alıyor. Ondan sonra konu komşu geliyor, çay içiyoruz. Akşamları çay içiyoruz. Para mühim değil. 15 senedir çayını bile karıştırıyorum. Eşinin çayını bile karıştırdığını söyleyen Çetin amca, şimdiki gençlere biraz da sitemde bulunuyor. Şimdiki gençler evlendi mi 6 ay sonra ayrılıyorlar. Bak, biz 55 senelik bir tokat vurmadım, bir kötü kelime söylemedim.
Birbirimizin hayatına dokunmak, birbirimizin hayatını güzelleştirmek adına bakın ufak çabalar cennet bahçelerine dönüşebiliyor. Umarım siz de büyüklerimizden bu anlamda feyiz almışsınızdır diyerek noktalayalım bu akşamı. Saat 20'de yine Eskişehir klasiği olan Eskişehir'in nabzında meclis üyeleri ve gazeteciler şehrin gündemini ele alacaklar. Tekrar görüşünceye dek ben Soner Yüksel. Hepinize güzel yarınlar diliyorum. Hoşçakalın.